Herkese iyi akşamlar. Sıra Dışı'na hoş geldiniz. Stüdyodan da anladığınız üzere İstanbul'un dışındayız. Merkez stüdyolarımızda değiliz. Antalya'dayız. Bu akşam yine değerli bir konuğum var. Ulaştırma Eski Bakanı Lütfü Elvan bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Antalya 25 derece civarındaydı. Herhalde bu seçim çalışmaları için iyi sayılır. Yani İyi. Koşturuyorsunuz. Ne moralı fazla değil, rahatız. Rahatız. Evet. Güzel. Belki bir 10-15 gün sonra olsa daha fazla zorlu geçeceğiz ama şu an gayet iyi gitti. Çünkü iyi gidiyor. İllerde işte sıcaklık yükseldikçe çalışmalar zorlaşıyor. Yani evet. İyi güzel. Heyecan bu. Da artıyor. Heyecan tabii. da artıyor. Seçim yaklaştıkça heyecan da artıyor. Şimdi seçim yaklaştıkça heyecan da artıyor. Enteresan bir şekilde saldırılar da artıyor. Hani bu 7 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi belki de Cumhuriyet tarihinde yaptığımız, yapacağımız en sıra dışı bir seçimi yaşıyoruz. Mesela yabancı medya, işte New York Times, Guardian, Economist saldırıya geçtiler. Oradan başlayalım mı? Yani başlayalım, bunu nasıl başlayalım. Görüyorsunuz? Yani bu nasıl izah edilecek? Düşünün, Türkiye'de seçim var. Türkiye'deki muhalefetle, o ittifakla aynı dili kullanan bir de yabancı medya var. Şimdi bu seçimin diğer seçimlerden çok önemli bir farkı var. Biliyorsunuz bizim AK Parti olarak 10. seçimimiz. Ve her seçimden zaferle çıktık. Geçtiğimiz 9 seçimle bu seçimi kıyaslayacak olursak, bizim yaklaşım tarzımızda, politikalarımızda, seçimle ilgili çalışmalarımızda hiçbir değişiklik yok. Sanki seçim olmayacakmış gibi hükümetimiz politikalarına devam ediyor. Popülist hiçbir söylem içerisinde olmadık. Geçmiş seçimlerde de böyle bir söylem içerisinde hiç olmadık. Ve bu seçim içinde böyle bir ihtiyaç duymadık. Hı hı. Ve duymak da istemiyoruz. Çünkü vatandaşımız, milletimiz bizim ne yaptığımızı biliyor. Ve bundan sonra neler yapacağımızı da biliyor. Ancak muhalefette ve bir kısım basın ve yayın organlarında, yurt dışı dahil olmak üzere, Türkiye'de vesayet oluşturmak isteyen bazı yapılar, paralel yapı başta olmak üzere, artık seçim sürecinde birlikte, beraber hareket eden bir yaklaşım içerisine girdiler. Ben şöyle tarif ediyorum, aslında bu seçimde iki kulvar var. Tek bir kulvarda koşması gereken tüm partiler, iki muhalefet özellikle farklı bir kulvarı tercih etti. Nedir bu kulvar? Bu kulvarda özellikle CHP, MHP ve HDP'nin birbirleri aleyhine hiçbir açıklama yapmadıklarını görüyoruz. Hiçbir beyanatta bulunmadıklarını görüyoruz. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi, milliyetçi bir söylemle çıkan parti, milliyetçi olduğunu ifade eden bir parti ve bu seçim öncesine kadar HDP'ye çok yüklenen, PKK terör örgütüne yüklenen, ona saldıran bir parti sanki PKK terör örgütü Türkiye'de insanları öldürmemiş. Puripak aynen öyle. Hiçbir suçu, kabahati olmayan, birçok askerimizi, vatandaşımızı şehit etmemiş. Hiçbir sıkıntı yaşanmamış gibi. Hele hele HDP'nin biliyorsunuz Güneydoğu'da özellikle tehditkar yaklaşımları, tutumları hiç yokmuş gibi HDP'yi ve HDP yöneticilerini ağızlarına dahi almıyor. Kim almıyor? Şu da var MHP ama. MHP yöneticileri almıyor. Sayın Bahçeli almıyor. Çok enteresan bir HDP yaklaşım. Barajı açsın diyen MHP'liler var. Evet. MHP de CHP de HDP'nin barajı açmasını istiyor. O nedenle bugüne kadar MHP, Milliyetçi Hareket Partisi HDP aleyhine hiçbir söylem içerisinde olmadı. Ben burada özellikle ekranlardan ülkücü olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne bugüne kadar destek veren kardeşlerimize sesleniyorum. Şu son 50 günlük süreçte, 45 günlük süreçte lütfen sayın liderinizin ve A takımınızın konuşmalarına bir bakın. HDP aleyhine, PKK terör örgütü aleyhine en ufak bir beyanatları var mı? Bu yönde bir söz sarf etmişler mi? Lütfen buna baksınlar. Bunu nasıl okuyorsunuz? Bu ne demek? Bunun anlamı şu. Aslında bu bir proje. Bir anlamda dış odakların da işin içerisinde olduğu, bizim muhalefet partilerinin, Türkiye'deki bazı medya organlarının da işin içerisinde olduğu bir proje olduğunu düşünüyorum ben.
Özellikle biraz önce siz de ifade ettiğiniz dış basının yoğun bir şekilde Alman, İngiliz, Fransız basınının Cumhurbaşkanımız aleyhine, Başbakanımız aleyhine, hükümetimiz aleyhine ve hem hükümetimizi hem de Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yoğun bir kampanya içerisinde olduklarını görüyoruz. Düşünün, bir Alman gazetesi kendi liderinden, kendi bakanlarından, kendi hükümetinin icraatlarından bahsetmiyor. Manşetten Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine, Sayın Başbakanımız ve hükümetimiz aleyhine açıklamalarda bulunuyorlar. Bu son derece anlamlı diye düşünüyorum. Diğer taraftan diğer ülkelerin Avrupa'daki gazetelerine baktığınızda Avusturya, Fransa, İngiltere birçok gazetede, hatta Amerika Birleşik Devletleri belirli odakların, vesayet odaklarının Türkiye'yi kontrolü almak isteyen, kontrolü altına almak isteyen ve kendi emrinde kendine itaat edecek bir yapının oluşmasını isteyen grup şu anda muhalefetle birlikte hareket ediyor. Acaba ben ne yapıp AK Parti'yi iktidardan gönderebilirim diye düşünüyor. Bunun nedeni de şu açıkçası. Bunun nedeni şu. Özellikle son 12-13 yıllık süreçte Türkiye çok önemli gelişmeler sağladı. Siyasi alanda, ekonomik alanda, sosyal alanda, hangi alana bakarsanız bakın, gerçekten Türkiye'de devrim niteliğinde uygulamalar söz konusu oldu. Ve Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Ama asgari ücreti 1500 liraya çıkaramadınız. Ama asgari ücreti de bahsedeceğim. İki ikramiye veremediniz. O kadar zenginlik içinde. Onlara da değineceğim. Asgari ücret konusuna girelim peki. Asgari ücrete girelim. Hani geri gelmişken söylüyorum. Yani bu kadar kalkındırdınız şimdi ama. Şimdi biz bugüne kadar biz hiçbir zaman popülist yaklaşım içerisinde olmadık. Ve bundan sonra da olmayacağız. Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu? Asgari ücreti 1500 lira yapacağım. Bir başkası 1800 lira. 5000'e kadar çıktı. Bir başkası 5000 diyor. İşte bir kampanya başlattılar. Açık artırma kampanyası devam ediyor. Asgari ücretle ilgili temel bir gösterge var. Uluslararası Çalışma Örgütü var biliyorsunuz. ILO. ILO'nun yapmış olduğu bir çalışma var. Ki işçileri savunan, işçi haklarını savunan bir uluslararası örgütün çalışması bu. Bu çalışmada asgari ücretin satın alma paritesi cinsinden kişi başı milli gelire oranı hesaplanmış. Bu oranlara baktığımızda oranların düşük olması bir anlamda o ülkenin yatırımı yapılabilir. O ülkenin ekonomik açıdan daha istikrarlı bir yapı içerisinde olduğunu gösteriyor. Gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan ülkelere baktığımızda bu oran %20 ile %45 arasında değişiyor. Tek tük %50 var bir iki gelişmiş ülkede. Ama ağırlıklı olarak %20, %30-35 bandında. Yani nedir bu? Net değil aslında. Brüt asgari ücretin kişi başı milli gelire oranı %20 ile %45-50 arasında değişiyor. Hı hı. Peki Türkiye'de şu anda durum nedir? Türkiye'de şu andaki durum biliyorsunuz %57 civarında. Hı hı. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin biraz daha üzerinde. Yani biraz daha düşük olması beklenir ama biraz daha üzerinde. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu, bırakın diğerlerini, Sayın Kılıçdaroğlu'nun önermiş olduğu husus sum gerçekleşmesi halinde, yani 1500 lira olması halinde asgari ücretin kişi başına gelire oranı %100'e yaklaşıyor. Bunun anlamı şu. Üçüncü dünya ülkelerinde ancak bu oranlar var. Yani Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesine dönüştürmek istiyor. Bu asgari ücreti ödeyecek olan kim? İş dünyası. Mesela TÜSİAD çıkıp dese ki, değil mi mesela, 2000 lira yapın dese. Bakın şunu söyleyeceğim, seçim hemen geçsin, TÜSİAD açıklama yapacaktır. Yapacaktır. Şu an seçim dolayısıyla bilerek açıklama yapmıyorlar. Ben özellikle TÜSİAD'da görev alan bazı arkadaşlarla görüştüm. Bir işletmenin bu asgari ücretle ayakta durması mümkün değil dediler bana. Burada turizm işletmecileriyle görüşüyorum. Çok sayıda sanayiciyle görüşüyorum. Ayakta kalabilmeleri mümkün değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de fabrikaların kapanması demektir. Türkiye'de otellerin kapanması demektir. Şu anda sanayi kesimi ve turizm kesimine baktığımızda %2-3 kar marjlarıyla çalışıyorlar. Bu oteller, bu sanayi tesisleri ayakta kalamaz.
Bunun mümkünatı yok. Aslında CHP'nin ekonomiyle ilgilenen siyasetçileri bunu çok iyi biliyoruz. Çok çok iyi biliyoruz. Ve bunun gerçekleşmeyeceğini de biliyoruz. Ama varsın olsun vatandaşı kandırabiliriz düşüncesi içerisinde hareket ediyorlar. Bu zaten tutmadı. Tutmadı. O nedenle bazı komik projeler açıkladılar. Hatırlarsanız işte Sayın Kılıçdaroğlu gitti Kars'a. Kars'ta dedi ki ben dedi et ve balık kurumunu et ve süt kurumuna dönüştüreceğim dedi. Yani bu kadar zavallı, bu kadar aciz bir muhalefet, ana muhalefet lideri düşünülebilir mi? Biz et ve balık kurumunu et ve süt kurumuna aşağı yukarı 2,5 yıl önce dönüştürdük. Yeniden yapılandırdık. Et ve süt kurumuna dönüştürdük. Zavallı konu. Yani hiç mi yanında danışmanı yok? Hiç mi, hiç olmazsa biz AK Parti'den hiç olmazsa bir arkadaşımızı gönderseydik CHP'nin yanına, CHP'nin kadrosuna, onlar hiç olmazsa söylerdi. Ya bunu AK Parti yaptı, böyle bir şey açıklamayalım. Düşünün. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ülke bu şekilde yönetilebilir mi? Bakın bir başka örnek. Daha dün billboardlarda gördüm Antalya'da. Benim seçim bölgemde. Billboard'da diyor ki organize sanayi bölgelerine meslek lisesi yapacağız diyor. Sayın Kılıçdaroğlu. Sevgili kardeşim, biz 3 yıldan beri bunu yapıyoruz. Birçok organize sanayi bölgesine meslek lisesi zaten yaptık. Paniklediler. Bir anda tabii bu bol keseden attıkları rakamlar halk tarafından itibar görmeyince bir anda paniklediler. Dediler ki ya AK Parti'nin projeleri var. Çok somut projelerle gündeme geliyor AK Parti. Dolayısıyla biz de bir proje üretelim anlayış içerisine girdiler. Ve alelacele bu tür önerileri getirmeye kalktılar. Billboardlara koymaya kalktılar. Gerçekten işler acısı bir durumları var. Onu açıkça söyleyeyim. Çünkü Merkez Türkiye projesi de öyle. Biz zaten yapıyoruz bunu. Lojistik merkezler kuruyoruz. Bizim lojistik merkezlerimizi anlatıyorlar. Ulaştırma Bakanlığı üçüncü olarak... Üçüncü köprü bizim... olmadan bu lojistik merkezi olur mu? Hayır. İşte Kanal İstanbul olmadan bu olur mu? Hani bir söylem vardır ya, çarşı her şeye karşı. Şu seni iyi halledin arkadaşlar. CHP de tüm projelere karşı. Bakınız, üçüncü köprü. Şu anda inşa ediyoruz. Bunlar üçüncü köprüye karşılar, üçüncü havaalanına karşılar, otoyollar yapıyoruz ona karşılar, bölünmüş yollar yapıyoruz ona karşılar. Her şeye karşı bu insanlar. Şu anda Antalya'da çok enteresan bir örnek vereceğim size. Biz köprülü kavşakları tamamladık. 3-4 tane, 5 tane köprülü kavşağı tamamladık. Vatandaşın hizmetine sunduk. Ki Menderes Başkan'dan önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz CHP'den idi. Maalesef Ulaştırma Bakanlığımız da izni vermedi. Biz köprülü kavşakları yapamadık ve Antalya'da ciddi bir trafik sıkışıklığına neden oldu. Ama şimdi, Akaydın kavşakta köprülü kavşak yapmakta iddialı bir belediye başkanı değil, festival yapmakta iddialı bir festivali yapıyordu, evet. Bir festivalci başkanıydı. Şimdi tabii halk bunu çok iyi biliyorlar. Ben soruyorum, Akaydın Hoca ne yaptı diyorum. Hiçbir şey yapmadı. Yaptı canım bir şeyler diyorum. Diyor ki vatandaşımız yaptı biliyoruz. Sadece bira festivali yaptı diyorlar. Bunu mitingde söylüyorlar vatandaşlarımız. Şimdi köprülü kavşakları tamamladık. Biraz önce Batı Çevre Yolumuzun önemli bir kesimi, 6 kilometrelik kesimi açıldı. Biraz önce Karayolları Genel Müdürlüğümüz trafiğe verdi, trafiğin hizmetine sundu. Şimdi çok sayıda büyük yatırım yapıyoruz. Havaalanı yapacağız Batı Antalya'ya. Bunlar diyor beton yatırımlar diyor. Beton, insan odaklı yatırımlar değil diyor. Şu anlayışa bakınız. Ya biz hızlı treni Antalya'ya ne için getireceğiz? İnsan için getireceğiz. Biz bu köprülü kavşakları ne için yapıyoruz? Araçların ve insanların bu köprülü kavşakları kullanması için yapıyoruz. Ve kendileri de kullanıyorlar biliyorsunuz. Önce itiraz ediyorlar, her türlü projeye karşı çıkıyorlar. Ama sonradan da en fazla kullanan onlar oluyor. Maalesef muhalefetin yaklaşımı bu. Yani hepsinin yaklaşımı böyle. MHP ondan farksız değil. Gazipaşa'da biz bir havaalanı inşa ettik. Gazipaşalı ve Alanyalı hemşerilerimiz o dönemde, bizden önceki dönemde çok ısrar ediyorlar. Yani burayı mutlaka bir havalimanının hizmete girmesi gerekir diyorlar. O dönemin bakanları diyorlar ki buradan olsa olsa inek çiftliği olur diyorlar. Şu anda biz Gazipaşa Havaalanı'nı açtık. Gerçekten modern bir havaalanına dönüştürdük. Son bir yılda 1 milyon yolcu Gazipaşa Havaalanı'mızı kullandı.
Keza Çaycuma, Zonguldak, bir başka havaalanı. İnekler otluyordu o havaalanı. Ne yaptık? Eksiklerini tamamladık. Pisti yeniledik. Terminal binası yaptık. Donanımlı hale getirdik ve hizmete sunduk. Vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bir anlamda hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Normal sıradan vatandaşlarımızın uçağa binmesinin önünü açtık. Şu şey sorayım. Özür diliyorum. Şimdi 7 Haziran'da Türkiye sandık başına gelecek. Evet. Seçimini yapacak. Diyelim ki bir koalisyon ihtimali çıktı. Böyle bir felaket senaryosu, bunu bilerek kullanıyorum. Yani gerçekten koalisyon bu ülke için bir felakettir. Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu millet gerçekten son 12-13 yılda kendisinin, yani bizatihi milli iradenin Ankara'ya nasıl hakim olduğunu gördü. Gerçek anlamda kendisinin söz sahibi bir partinin vatandaşımızın isteklerinin, taleplerinin yerine getiren bir iktidarın olduğunu gördü. Elbette bize yönelik değişik kesimlerden bazı eleştiriler var. Eleştiriler oldu. Ama son bir haftada ben şunu gözlemledim. Gerçekten vatandaşın sağduyusu Türkiye'de istikrardan geliyor. Herkes şunu söylüyor. CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi biz istikrardan yana istiyor. Sonra devam ediyor. Peki kim tek başına iktidarda olabilir? Verilen cevap AK Parti olabilir. Aslında CHP'li, MHP'li vatandaşlarımız da AK Parti'nin tek başına güçlü bir şekilde iktidara gelmesini istiyorlar. Onlardan da gerçekten bu ülkeyi seven, bu ülkenin gelişmesini, kalkınmasını isteyen insanlar var. Sağduyu sahibi insanlar var. Ve ben şuna inanıyorum ki bu da böyle olacak. Zaten sahadaki çalışmalarımız da bunu gösteriyor. Böyle bir sıkıntıyla Türkiye kesinlikle karşı karşıya kalmayacak. Çünkü Türkiye koalisyonlardan çok çekti. Ben koalisyon hükümetleri döneminde bürokrattım. O dönemde Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışıyordum. Biliyorsunuz, Devlet Planlama Teşkilatı hükümetlere bir anlamda danışmanlık yapan bir kurum. Ve ben hatırlıyorum. O üçlü koalisyon dönemlerinde, ikili koalisyon dönemlerinde yüzlerce, binlerce bakanlar kurulu kararı beklerdi. Örneğin bir liderin imzaladığı bakanlar kurulu kararını diğer lidere gittiğinde imzalamazdı. Pazarlık unsuru bile tutan vardı. Evet, pazarlık unsuru. Ben yüzlercesini biliyorum. Çünkü o bakanlar kurulu kararı bize geliyordu. Mesela Tansu Hanım dönemini ben çok iyi hatırlıyorum. Diyelim ki Sayın Erbakan'ın, rahmetli Erbakan'ın imzaladığı bir bakanlar kurulu kararını Sayın Çiller imzalamazdı. Sayın Çiller'in imzaladığını rahmetli Erbakan imzalamazdı. Keza DSP-MHP ANAP döneminde. MHP'nin imzaladığı bir bakanlar kurulu kararını MHP veya ANAP imzalamazdı. Böyle bir yapı gerçekten Türkiye'de inanılmaz bir tahribat yarattı. Ülke yönetilemez hale geldi. Karar alınamaz hale geldi. Hele hele günümüzün dünyasında değişimin, dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir dünyada eğer karar alma süreçleri hızlı olmazsa, hızlı bir şekilde karar alamazsak bizim 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmemiz mümkün değil. O nedenle biz diyoruz ki karar alma süreçlerinin son derece hızlı olması gerekiyor ve dünyadaki değişime ve dönüşüme mutlaka bizim ayak uydurmamız gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde yaşanan hadiseyi şu anda biz Avrupa'da görüyoruz. Komşu Yunanistan'da biliyorsunuz Tsipras erken seçim kararı aldı. Bir koalisyon hükümeti vardı. Tsipras'ı Kılıçdaroğlu da Demirtaş da birbirine kaptırmıyordu yani. Evet. Orada bir koalisyon denemesi var, sıkıntı. Peki Tsipras ne demişti seçim öncesi? Ben emekçilerin hakkını savunacağım, işçinin hakkını savunacağım, özlük haklarını artıracağım, ücretlerini artıracağım. Bunları söylemiş hepsini miydi? Söyledi. Bunların hepsini söyledi. Peki şimdi ne yapıyor? İflas şimdi paylaşıyor. Kendi işçisinin, kendi emekçisinin maaşını ödeyemiyor. O konuma geldiler. CHP'nin de MHP'nin de durumu bundan farklı olmayacak. Avrupa'da bir başka husus. Peki Avrupa
2008 yılından beri kriz yaşıyor. Bu kriz niye son bulmadı? Bunu da sorgulamamız lazım. 2008 yılından itibaren Avrupa'daki krizin son bulmamasının temel bazı nedenleri var. Yapısal bazı sorunlar var. Avrupa dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uyduramıyor. Avrupa güncel mevcut yasalarını güncelleştiremiyor. Meclisleri, senatoları, parlamentoları bizim kadar hızlı çalışamıyor. Ve düşünün, siz ülkenizi dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uyduramazsınız. Bununla ilgili gerekli dönüşümü, yasal dönüşümleri sağlamazsanız ne olacak? İşte bugünkü Avrupa'nın hali. Hantal bir yapı. Karar alma süreçlerinin son derece hantal olduğu, çok uzun zaman aldığı süreçler. Artık eğer öyle bir hantal yapıyla devam etmek isterseniz başarılı olamazsınız. O nedenle yeni dönem aslında sadece Türkiye için değil, tüm dünya için en önemli mesele güçlü bir iktidarın iş başında olması ve kararların süratle alınması, değişim ve dönüşümün çok hızlı sağlanması. Başkanlık bu yüzden önemli zaten. Başkanlık sistemi de, bizim başkanlık sistemini gündeme getirmemizin temel nedenlerinden birisi de bu. Aslında karar alma süreçlerinin çok daha hızlı bir hale sokulması. Ama muhalefet öyle bir yapıya dönüştürdü ki başkanlık sistemi totaliter bir anlayışın Türkiye'ye yerleştirilmesi şeklinde bir anlamda bir pazarlama girişiminde bulundu. Halbuki dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımızda birçok gelişmiş ülkede başkanlık sisteminin olduğunu görüyoruz ve son derece demokratik yapıların olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bunlardan bir tanesi. En güzel örneklerden birisi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten totaliter bir rejim mi var? Diktatör mü var? Yok. Ama bu vatandaşı, bu milleti gerçekten 40 yıl, 50 yıl öncesinin Türkiye'si olarak algılıyorlar ve biz nasıl olsa bunları kandırırız diyorlar. Bakın, söylemlerin hepsi yalan. Artık biz bıktık. Düzelte düzelte bıktık. Diyor ki yine Sayın Kılıçdaroğlu, 6.2 milyon işsiz var. Ya kardeşim, niye göre söylüyorsun? Nerede 6.2 milyon işsiz? Söyle bakayım, anlat bakayım. Niye göre hesapladın? Vatandaş ne bilecek diyor. Evet, bu memlekette ülkemizde 3 milyon işsiz var. Bunu biz biliyoruz. Ama nereden çıkardın 6.2 milyon işsiz? Bu TÜİK'in rakamıdır. İstatistik Kurumu'nun bir rakam mıdır? Hayır. Peki bu Avrupa Birliği'nin bir rakam mıdır? Hayır. Avrupa İstatistik Kurumu'nun bir rakam mıdır? Hayır. OECD'nin bir rakam mıdır? Hayır. Dünya Bankası'nın bir rakam mıdır? Hayır. Hiçbirisi değil. Kemal Bey'in rakamı. Bu benim adım Kemal diyor ya. Bu Kemal Bey'in rakamı. Atıyor. Attıkça atıyor. Nasıl olsa vatandaşı çok affedersiniz enayi yerine koymaya kalkıyor. Böyle bir şey olamaz. 17 milyon yoksul var diyor. Atıyor yine. Attıkça atıyor. Mesnetsiz atıyor. Hiçbir dayanağı olmadan atıyor. Bakınız, Türkiye'de gelir dağılımı son 13 yılda inanılmaz düzeyde iyileşti, biliyor musunuz? OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı iyileşen ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor Türkiye. Birinci sırada yer alıyor. Örnek, 4.15 dolar, ki uluslararası bir göstergedir bu, 4.15 doların altındaki nüfusun oranı Türkiye'de 2002 yılında %30 iken bugün 4.15 doların altındaki nüfusun oranı %2'dir. %30'dan biz %2'ye indirdik. Bunu milletimiz görmüyor mu? Özellikle orta tabakayı çok daha güçlendirdik. Yine %10'luk dilimlere bakacak olursanız en yüksek %10'luk dilimden yani en zengin kesimin almış olduğu payda, %10'luk payda azalma var. En alt dilimdeki %10'luk payda da, en fakir payda da açıkçası yukarı doğru kayma söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de gelir dağılımı bozulmuş değil, bilakis son 13 yılda gelir dağılımında çok önemli bir iyileşme olmuştur. Sosyal devlet anlayışı bir anlamda Türkiye'de ilk kez tesis edilmiş. Bir kısa mola verelim. Molanın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Memnuniyetle.
Çok kısa bir mola, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın ama sakın hiçbir yere ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Lütfü Elvan stüdyo konuğumuz. Sosyal devlet diyorduk, orada kalmıştık. Şimdi Kemal Bey miting meydanlarında bir takım vaatlerde bulunuyor. Yani CHP vaatlerde bulunuyor, diğerleri. 13 yıllık başarılı bir iktidardan söz ettiğiniz vakit yani siz niye yapmıyorsunuz, siz niye yapmadınız sorusu geliyor. Yapmadınız mı? Yapmaz olur muyuz? Şimdi dediğim gibi Kemal Bey attıkça atıyor. Bol keseden atıyor ve bizim Türkiye'de ne yaptığımızı bilmiyor. Mesele o. Yalnız bu arada şu, biz şu an Antalya'da bu programı yaparken altın kaplama koltuklarda oturuyoruz. Kameraman arkadaşım göstersin. Evet. Altından bir sehpamız var. Evet. Aynı zamanda siz de altın kaplama koltukta oturuyorsunuz. Ya düşünebiliyor musunuz? Bakın çok güzel bir örnek geldi. Bu da ülkemizin geldiği zenginlik açısından. Sayın Kılıçdaroğlu sarı bir rengi görünce hep altın zannediyor herhalde. Ya düşünebiliyor musunuz? Ya vatandaşı ben nasıl kandırırım anlayış içerisinde? Ne dedi? Sarayda dedi, tuvaletler altından dedi. İşte biz de altın koltuklar. Hadi kardeşim git bakalım. Ver cevabını. Utanmıyor musun sen? Sen ana muhalefet liderisin. Bir ana muhalefet lideri, bir cumhurbaşkanına yönelik bir yapılan, devletimiz için bence itibar göstergesi olan bir saray için yapılan orada bir binada böyle bir altın tuvalet veya klozet neyse olmamasına rağmen sen bunu nasıl söylersin? Bu ifadeyi nasıl kullanırsın? İnsan utanır. Siyasetçi adam, siyasetçi bir kişi ilkeli olmalı. Siyasetin en önemli kurallarından bir tanesi ilkeli olmaktır. Eğer siz ilkenizi kaybederseniz size kimse değer vermez. Kiminiz inanacak şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na? CHP'li seçmen bile inanmıyor şu anda. Yalan söyleye 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 CHP'li seçmen de artık lanet olsun demeye başladı. Yeter artık demeye başladı. Böyle bir anlayış olabilir mi? Cevap verdi mi Sayın Kılıçdaroğlu? Gitsin bakalım altından mı yapılmış o tuvaletler? Utanmıyor. Yani böyle bir anlayış olamaz. Şimdi sosyal devlet anlayışı da böyle bir şey. Şimdi bunlar sosyal demokratız diyorlar. Kafalarının önemli bir bölümde hep vesayet vardır. Vesayet. Çünkü halka bunlar hiçbir zaman güvenmemiştir. Hep tepeden bakmışlardır. Halka hep hükmetmişlerdir. Halkın efendisi olmayı tercih etmişlerdir. Hiçbir zaman halkın hizmetkarı olalım anlayış içerisinde olmamışlardır. Şimdi düşünün, biz özellikle son 10-13 yıllık dönemde anayasamızın gereği gerçekten bir sosyal devlet anlayışını tesis ettik. İnanılmaz düzeyde tesis ettik. Hangi engelli kardeşimize giderseniz gidin, Allah AK Parti'den razı olsun diyor. Dualar ediyorlar. O engelli kardeşlerimizin bizden önceki dönemde halleri neydi? Sahip çıkan kim vardı? Kimse sahip çıkmıyordu. Bugün yoksul olan, kimsesiz olan her bir vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. Hastanelerde tüm tedavi, her türlü uygulamalar ücretsiz. Biz bu imkanları sağladık. Bir rakam vermek istiyorum size. O bile tek başına yeterli. 2002 yılında sosyal amaçlı yapılan harcamaların tutarı aşağı yukarı 1 milyar lira civarındaydı. Bugün sosyal amaçlı yapılan yatırım ve harcamaların oranı 30 milyar lirayı geçti. 30 milyar lirayı geçti. Düşünün nereden nereye geldik? 30 kattan fazla bir artış söz konusu oldu. Sosyal devlet anlayışını gerçek anlamda biz tesis ettik. Böyle bir anlayış yoktu. Nerede ihtiyaç sahibi insan var? Gerçekten biz onları kucakladık. İhtiyaçlarını giderdik. Düşünün, engelli bir öğrencimizi düşünün. Engelli öğrencimizin evine öğretmenimiz gidiyor. Ve biz bunu gerçekleştirdik. Her bir evimize 112'yi çağırdığınız zaman anında 5 dakikada evinize ulaşıyor. Diğer taraftan diyelim ki böbrek hastasısınız, diyaliz hastasısınız. Araçlarımız geliyor, devletin araçları. Hastamızı köyü ise köyünden alıyor, ilçesi ise ilçesinden alıyor, hastaneye kadar getiriyor. Hastanede
Diyaliz makinesinde tedavisini görüyor. Yine araçla evine kadar bırakılıyor. Sosyal devlet alanında uygulamış olduğumuz bu politikalar şu anda Avrupa'nın çok sayıda ülkesinde yok. Şu anda bizim sosyal devlet anlayışı alanında yine uygulamalarımız Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha gelişmiş. Bunu milletimiz görüyor, bunu vatandaşımız görüyor. Hangi vatandaşımızla kucaklaşsak Allah sizden razı olsun diyor. Bunu sağlamaya çalışıyoruz ve sağlıyoruz. Ama maalesef halen konuşuyorlar. İşte diyorlar ya, işte biz diyoruz ya, onlar konuşur AK Parti yapar. Gerçekten de öyle, halk da bunu tuttu, onu da söyleyeyim. Varsın onlar, konuşsunlar, biz yapmaya devam edeceğiz. Şunu yapalım isterseniz bir de. Şimdi bu seçimler gerçekten önemli seçimler, bunu konuşuyoruz ama toplumun sandığa sahip çıkması lazım. Hangi partiye oy verirse versin önemli değil ama sandığa gitmesi çok değerli. Yani katılımcı demokrasi açısından çok değerli. İsterseniz bu çağrıyı yapın. Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Onu özellikle ifade edeyim. Sinekler herhalde devam ediyor. Havaalanında sinek var. O belki şeyden kaynaklanıyor. Altın koltuktan kaynaklanıyor. Çekici olmuş olabilir. Şimdi şunu ifade etmemiz gerekiyor. Her bir bireyin, her bir vatandaşımızın en temel vatandaşlık hakkıdır seçime gitmek. Eğer 4 yılda biz bir genel seçim yapıyorsak mutlaka her bir vatandaşımızın seçim oy kullanabilecek bir yaşta ise sandığa gidip mutlaka oyunu kullanması gerekir. Hangi partiden olursa olsun. Ben bunu çok önemsiyorum. Katılım oranı ne kadar yüksek olursa gerçekten toplumun parlamentoda temsili de o kadar yüksek olacaktır. O nedenle tüm vatandaşlarımıza ben buradan çağrı yapmak istiyorum. İşleri varsa işlerini bıraksınlar. Bir başka şehirdeyseler mutlaka kendi bulundukları yerleşim yerine geri dönsünler ve mutlaka oylarını kullansınlar. Hangi partiye veriyorlarsa versinler mühim mutlaka değil. Mutlaka oylarını kullansınlar. Evet, bu önemli. Ben çok teşekkür ediyorum. Programa verdiğiniz katkı nedeniyle. Bir kez daha söyleyeyim. Bu bir vatandaşlık görevidir. Hiç kimsenin seçim günü evinde yan gelip yatıp aman bana ne deme hakkı yok. Herkes ama herkes ne olur sandığa koşsun. Hangi partiye veriyorsanız, oyunuzu hangi partiye veriyorsanız verin. Bu başka bir şey, bu sizin tercihinizdir. Ama bu vatandaşlık görevinizi mutlaka yapın. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim herkese iyi geceler, hoşça kalın.